Herkese selamlar, ben 0xGök. Bugün NFL Airdrop Thursday'in 9. yayınıyla beraberiz bu yayında. Dün gelen Wormhole Airdrop'undan bahsedeceğim. Ben bunları direkt sattım. Gelir gelmez okuttum direkt. Çünkü değerlenmesi çok fazla geldi. Hani böyle bir ürünün 2 milyar dolar hacme sahip olması benim için bir pahalılık göstergesi açıkçası. Çünkü Wormhole'dan daha çok kullanılan, aynı işe yarayan başka bir köprüye baktığımda 310 milyon dolarlık bir hacmi var. Circulating supply'ına bakıyorum. Bunun %75'i dönüyor. Wormhole'a bakıyorum. %18'i dönüyor. Yani ben böyle yatırımlık da olsa kenarda köşede %10'luk da mı bıraksam acaba şeklinde diye hiç düşünmedim o yüzden. Yani görmüşsünüzdür, sürekli karşımıza çıkıyor. Gelen airdrop satılır mı şeklinde çok fazla yazı Twitter'da karşımıza çıkıyor. Yani satılır. Niye satılmasın? Ben Starknet'te gelir gelmez sattım. Ha, onların bakış açısını ben şöyle yorumluyorum. Sonuçta airdrop'tan işte atıyorum 2000-3000 dolar bir şeye geldi. En iyi kısmı yani maliyetsiz bir şekilde bunları tutabiliyor olmamız. Yani biz bunu almak için zamanında biraz vakit harcadık, biraz sebep yaptık, fee ödedik ve gelen airdrop bizim harcadığımız şeylerin aslında kat be kat fazlası oluyor. O yüzden yani bir şeyi maliyetsiz tutma durumuna erişmek için airdroplar çok mantıklı şeyler. Sonuçta maliyetsiz tutuyorsan herhangi bir zararın da olmaz. Kafan rahat olur. Sıfırlansa bile giden kardan gider. Ama yani bana pek mantıklı gelmiyor. Sonuçta bu parayı değerlendirmenin çok daha iyi yolları var. Okey, bu maliyetsiz gelmiş olabilir ama maliyetsiz gelmiş olması benim aşırı pahalı seviyede bulduğum bir coin'i tutmama yetmiyor yani. 2 milyar dolarlık bir değerlenme var. Rakibine bakıyorum. 200 milyon dolar ama çok daha yani utility'leri çok daha fazla. Yani Wormhole'u satıp Synapse'i komple almak bile o parayla bana çok daha mantıklı geldi o yüzden. Ama dönüp baktığımda mesela Wormhole'a fiyat grafiğine bakalım. Yani bu kadar zaten düşmesi normal bir şey. Airdrop yapıldı. Çoğu kişi, benim gibi düşünen çok fazla kişi vardır. Bunlardan tabii ki kar realize edenler veya tamamen çıkanlar olacaktır. Ama ortada bir de şu durum var. Ortada bir grafik yok. Analizini yapabileceğim bir şey yok ve baktığımda birkaç saat sonra benim gibi herkes satmaya başlayacak, devam edecek. Bunun düşeceği kesin bir şey. Yani o yüzden çoğu airdrop ürününde şu olay çok faydalı ve çalışır diye düşünüyorum. Ya burayı claim etmesi ya da burayı claim etmesiyle pozisyona dahil olmak en azından bize bir invalidasyon noktası sağlıyor. Yani mesela ben sattığımda sadece şu mum vardı ve bu mumun invalidasyonu nerede ki yok ki? Yani ne yapacaksın, şuraya mı koyacaksın, 0.4'te mi invalide edeceksin? Yani saçma bunlar. O yüzden yani gelir gelmez sattım. Bu çizdiğim hareketleri yaparsa ne kadar aşırı değerlenmiş bir varlık olsa da en azından invalidasyonu kolay olduğu için bu hareketlerle dahil olmayı planlıyorum. Mesela Stark'ta da aynı durum vardı. Stark'ta bu çizdiğim onay arayacağım hareketler gelmedi. O yüzden ben de dahil olmadım. Onun yerine paramı gittim. Başka yerlerde değerlendirdim. Ne kadar spot bir yatırım olarak tutsak da, ne kadar maliyetsiz bir yatırım olarak tutsak da sonuçta biz orada zaman kaybediyoruz. Yani zaten boğa piyasasındayız ve para kaybetmemiz neredeyse imkansız. Hani bir şeye girersin, bir sene sonra maksimum karla çıkarsın. Veya boğanın sonunda piyasaya girmediysen herhangi bir aldığın üründen aşırı shitcoin veya saçma sapan bir proje değilse zarar etmezsin zaten. Hani en kötü 2 yıl sonra çıkarır ama bu aradaki 2 yıl
veya airdrop'tan sonra bu çizdiğim hareketlerle muhtemelen hacimlenecektir diye düşünüyorum. Bu tarz hareketler gelene kadar bu parayı burada zaman kaybettirmeye gerek yok sonuçta. Boğa piyasasındayız ve muhtemelen şu an bu hareketin aynısını yapan yüzlerce coin vardır piyasada. Onlara atmak yerine ben niye Wormhole'da tutayım ki, Stark'ta tutayım ki veya Jüpiter'de tutayım ki? Jüpiter mesela aynı hareketi yaptı. Bu hareketten sonra iki katına çıktı. Jüpiter grafiği. Orada da çizmişim zaten. Muhtemelen bir yayında falan çizmişimdir. Yani airdrop olarak gelen coinlerde bu inanılmaz işe yarıyor. Yani Binance'te, OKEX'te ilk çıktığı saatlerde yukarı attığı fitilin üzerinde tutunması bir airdrop coin için benim için al sinyalidir. Mesela burada ilk çıktığında belki 0.63'ten satacaktın. Airdrop'tan aldım. Maliyetsiz dedin. Satmadın, devam ettin. Ama yani bunun tekrar 0.63'e gelmesi 31 Ocak'ta gelmiş 1 Mart. Yani sen niye boş boşuna bu zamanı kaybediyorsun ki? Şuraya çiz çizgini. Bunun üzerinde tutunduktan sonra zaten günlüğe geçeyim. Şuradan bakalım. 19 günde %100 yapıyor zaten. Yani senin buradaki hareketten bir karın olmayacak. Paranı boş yere burada zaman kaybettirmiş olacaksın. Şuranın üstünde tutunmasıyla gir. 19 günde %100 al çık. Ben airdrop coinlerine açıkçası böyle bakıyorum. Yani geçmişteki airdroplarda da açıkçası izlediğim yol haritası bu şekilde olmuştu. Yani önümüzdeki dönemlerde de zaten bir süre airdrop almaya devam ederiz diye düşünüyorum. Onlarda da aynı yol haritasını izlemeye devam edeceğim. Önümü göremediğim bir üründe, bir fiyat grafiğinde paramı durduk yere niye zaman kaybettireyim ki? Mesela hadi şöyle oldu diyelim. Aşırı bullish bir tokendi. Geldi. İşte çıktı. Çıktıktan 2 saat sonra buranın üstünde tutundu. O zaman 2 saat daha az beklemiş olurum. Yine buradan alırım. Ama 2 saat boyunca aşağı düşme ihtimalini göze almamış olurum. Veya günlerce yatağa gitme ihtimalini göze almamış olurum. Bunlar gereksiz riskler, alınmaması gereken riskler. Yani buranın üstüne tutulması benim için yeterli bir sinyal olur. Çete bakayım. Bunlara sinirlenmiyorum da hani ya gerek yok bence. Mesela başka ne geldi? Celestia bakalım. Umutcan da gelmiş zaten. Celestia'da da aynısını yaptım. Buraya geldim. Bunu çizdim. Şu aradaki fiyat hareketi gereksiz. Yani olmasa da olur. Zaten bunun üstünde tutunmasıyla 3 dolarmış bu seviyede. Ha 2 dolardan aldın. Ha 3 dolar. Ya bir tık fark eder aslında da. Yani Celestia diğer airdroplara göre hype'ı çok yüksek bir droptu ki 3 dolardan alan da zaten 6x yaptı sonrasında. Şunlar niye burada bilmiyorum. Ama yani airdroplarda genel olarak bu yol haritasını gayet mantıklı buluyorum. Zaman kazandırdığını düşünüyorum. O likiti başka projelerde daha verimli değerlendirme şansı verdiğini düşünüyorum. O yüzden ben bir süredir aldığım airdroplarda bunu yapıyorum. Sebeplerini geçmişteki örnekleriyle de anlattım. İşte Wormhole'u bu yüzden direkt okuttum diyebilirim. Onun dışında geçen haftaki yayında birkaç tane shitcoin'e girdiğimi söylemiştim. Çoğu kedili olanlardan.
Ben hala diğerlerine göre en az hareketlenenlerden. Bunda hala bir hareket bekliyorum. Önceki konsolide olduğu alandan güzel bir tepki aldı zaten. Maliyetim mavi çizgi hepsinde. Market hacmi olarak da hala çok düşük seviyelerde ve Ethereum'da sanırım Ethereum'un ilk kedi coin'i. Market hacmi 31 milyon. Yani bu Doge Ship grafiklerine benzer bir grafik zaten. Yani işte şu kısım Elon Musk tweetlemeden önce falan diye düşünebilirsiniz. Genel olarak da Twitter'da yavaştan kedi hype'ı yazılmaya başlandı. Yani bunlarla Ethereum üzerindeki shitcoin'lerin de artık hacim akması normaldir diye düşünüyorum. Tabii yaz aylarında Memenet gelmeden önce olması çok daha mantıklı olur. Oradan sonra Mimlen tarafının domine edeceğini düşünüyorum. Yani hala market hacmi çok az. Ben bu civardan aldım, hala tutuyorum. Herhangi bir kar almadım. Mevi Güran abi atmıştı. Onu da buradan maliyetlendim, hala tutuyorum. Yani yakın zamanda satarım muhtemelen gibi geliyor bana. Ligma ismi komik diye almıştım. Sonra biraz araştırınca arkasında sağlam bir proje olduğunu gördüm. Umutcan bahsetmişti bana da. These Notes diye bir proje var. Solana'da Snipebot'u. Bu Ligma ekibinin iddialarına göre bunlar These Notes'tan daha hızlı bir sniper botu olduklarını söylüyorlar. Bu bot 1,5 hafta önce falan bir form yayınlandı. Bu formda dolduranlardan birkaç kişi seçildi. Bu botun işte beta, kapalı, alfa, cart, curt sürümünü kullanıyorlar şu an. İyi yanı şu, tokenin node'la ilgisi şu olacak. 100 binden fazla Ligma tutanlar node satın almak istediğinde belli bir indirim oranı sağlanacak ve Node satımından gelen ücretlerin belli bir kısmı coin holderlarına dağıtılacak. Bunu da gruba bu civarlardan yazmıştım. 4x civarıymış. Hala tutuyorum, satmadım. Çöp olursa olur. Ama Diznotes'tan da iddia ettikleri gibi daha ilerse ben bu civarlarda fiyatın kalması için bir sebep göremiyorum. Çünkü Diznotes bir NFT olarak satılıyor yanlış değilsem ve en son baktığımda zemin fiyatı 800 Solana civarıydı. Ligma'ya o yüzden yükseğim. Yani bu kay. Bunu da Twitter'dan yazmıştım. Blocksmith'te hatta birkaç konuşmamız olmuştu bunun üstüne. Yürüdü. Yani bereket versin. Ters kediden bir tık zararım var. Geçen hafta bundan da bahsetmiştim. Yani shitcoin tarafında güncellemelerim bu şekilde. Genel olarak shitcoinlerde de EMA takip ediyorum. 200 EMA çoğunda çalışmıyor. Zaten çoğu yeni grafikler olduğu için çalışmasını beklemek de anlamsız. İşte saatlikte 4 saatlikte 100 EMA. Buralara değdikçe almaya çalışıyorum bu coinleri. Bunun dışında Linea son hafta görevleri geldi. Yani ben yazdan sonra işte dördüncü, üçüncü çeyrek gibi atılmasını bekliyorum Linea'nın. Yani kaynak sorarsanız kaynak yok. Şahsi düşüncelerim ve piyasadan gördüğüm kadarıyla yaptığım yorumlamalar bu şekilde. Ne kadar erken gelmesi o kadar iyi olur tabii. Ama yani neredeyse 2,5-3 yıldır ZK Stark bekleyip bir senede Linea'nın gelmesi bana garip olurdu. Gerçi bu görevler sayesinde zaten diğer ağların kazanamadığı parayı kazanmışlardır çoktan diye düşünüyorum. Ama yine de Q3, Q4 benim aklımdaki tarih. ZK tarafında muhtemelen 13 Nisan'da gelecek. ZK tarafından
13 Nisan mıydı? 16 Nisan mı? İkisinden biriydi. İkisinden biriyle ilgili bir şey paylaşılıp silinmişti. Sonra birkaç gün önce işte ZK Twitter'ından öğeyden etle kısmından o tarihe atılması netleştirilmiş bir tweet çıkıyordu. 13'ü mü 16'sı mı tam hatırlamıyorum ama Nisan ayında elimizde olur ZK diye düşünüyorum. Yani bu hafta bende olan konular bu şekilde. Çantaya bir şey demedim kanka. Sen niye sinirleniyorsun? Biz NFL olarak 10 gündür kedi koyunu topluyoruz. Twitter'da daha yeni yazmaya başladılar. NFL koklamaya devam ediyor. Ya ben kedi hype'ının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani sebebi 6. istesem yerler mi acaba? Ya şeyden dolayı ben ZK'in yazdan önce gelmesine garanti gözüyle bakıyorum. Yazın geleceğini zannetmiyorum. Yazın ZK kadar büyük bir proje yaz gibi hacimsiz bir dönemde airdrop yapar mı diye kendime sorduğumda yapmaz cevabını net bir şekilde kendime verebiliyorum. Mayıs ayında Mayıs bir tık geç olabilir. Çünkü o sıralar Ethereum ETF haberi bekleniyor. Ben bunun reddedileceğini düşünüyorum. O yüzden Mayıs'ı da bir tık geç düşünüyorum. Ya şöyle, hani Nisan'da bizi paraya boğarlar, boğarlar, boğarlar. İşte herkes Ethereum ETF, cart curt ETF diye işte Ethereum, Arbitrum, Optimizm'e girer. Sonra 4-20 Nisan Doge günü biliyorsunuz. Hype Doge. Kedi koyunlar, köpek koyunlar alır yürür. Herkes Ethereum, Arbitrum, Optimizm ne zaman yürüyecek diye beklerken bu sorunun cevabını da Ethereum ETF olarak kendilerine verirken Ethereum ETF'nin reddiyle herkesi terste bırakan güzel bir ayı dönemi demeyeyim de işte genel Mayıs ayındaki düşüş ve yaz aylarında hacimsizlikle devam eden bir piyasa döngüsüyle Ağustos'ta, Eylül'de ucuz fiyatlardan tekrar alıp sonbaharda, kışta tekrardan coinleri sürmeye devam ederiz. Benim aklımdaki piyasa bu şekilde. Çoğu kişiyi de terste bırakacağı için mantıklı buluyorum. Yani Ethereum ETF'i biraz abartı olabilir. Ama çok da mantıklı gelmiyor bana şu an reddedilmesi. Pardon, kabul edilmesi. Yani o yüzden Mayıs'tan da erken gelecektir diye düşünüyorum. ZK Nisan ayı 13-16'sı olmaz, 25'i falan olur. Ama Nisan'da gelir. Gelmeyenler de yani Nisan'da gelmezse de bana DM'den yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Sert yorumlarda bulunabilirsiniz yani. Yani bu şekilde hemen bir özet geçeyim. Gelir gelmez airdrop satılır. Maliyetsiz olması önemli değil. Şunu çizersin. Üstünde tutunduğunda girersin. Olur biter. Şunu çizersin. Girersin. Yani hem vakit hem para kaybından korur. Öncelikle vakit kaybından korur. Geçen hafta bahsettiğim şeyler bu şekilde. Linea son hafta unutmayın. Görevler geçmiyormuş. Ben sabah agresifle denedim. Çoğu geçti. 8 saattir onaylanmayan bir tane var. Niye geçmedi bilmiyorum. Ama görevler tamamladım. ZK Nisan ayı bu kadar. Ya, maliyetsiz zaten. O parayı aldıktan sonra senin zaman veya para kaybetmene gerek yok ama. Ufak bir mavi çizgi çiziyorsun.
Onun üstünde tutununca tekrar gir. O zaman teşekkür ediyorum herkese. Ben de dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube'dan izleyen dostlarımız için beğenip abone olmayı unutmayın. Her hafta bu şekilde 3 farklı günde YouTube kanalımızdayız. Tabii ki Umutcan hocam. Insider versene kanka, sahneye çıkıp ben de gülek. Bu düşüşü beğenmedim. Beğenmedim hocam. Nereden göstereyim? Hocam artık düzgün bir şöyle bir open interest düşüşü göremiyorum ya. Şuna bak, fiyat düşmüyor, çıkmıyor. Open interest düşmüyor, çıkmıyor. Yani yukarıda likiditesi alınacak pek bir yer kalmadı. Ama ya zaten şuraya gelmişiz. Asıl bakmamız gereken yer burası. Buranın üstünde tutunursa neresi kalıyor? Çok da bir yer kalmıyor ya. Aynen. Ben yayını kapatıp shortlamaya gideyim, hatta bir mikro LTF'ye bakayım. Ama buranın üstünde tutunursa da longa dönerim. Bak abi, hatta 5 dakikada bakayım. Şu open interest'e bak. Arkada Mundo burayı longlayan adam. Yedirirler mi? Şuna bak, CV'de sürekli yükseliyor. Open interest sürekli yükseliyor 5 dakikalıkta. Ben sana hareketi çizeyim hemen. Kalem nerede? Bir tepe daha. Hop. Sonra 60 bin falan ya. Yani. Güzel olur. Ama buranın üstünde işte. Bu tarz hareketler. Şuradan girerim. Longa. Ya ne diyeyim, buradan 100 bine, 200 bine, 2 sarpı 600 dolar olacak mı diyeyim ben? Ne diyeyim, ne istiyorsun? Ya bak, sana setup'ı da vereyim hatta. Bitcoin nerede? Setup bu. Oynatmadım bile. Şuradaydı, şuraya çektim. 30'ar. 40'ar oldu. Hopium basmıyorum. Ben Bitcoin'e basıyorum. Al 50'ar. Tek kelime daha edersen 60'ar olur. Locksmith'te biz ayıyız. Artık düşeceğiz. Ya seviye seviye bakıyoruz işte ya, ne diyelim. Allah Allah. Gelmiş buranın üstünde tutunur. Of, şu mumun çirkinliğine bak ya. Şu mumun çirkinliğine bak. O sırada biraz daha insin, şurası kıpkırmızı olur. Ha, şuraya herkes longlamış. Herkes longlamış demek bu. Hacim yükseliyor. Açık işlem sayısı yükseliyor. Fiyat yükseliyor. Binance. Demek ki arka planda birileri 100x long, 75x long açıyor. Mesela Ethereum'a bakalım. Ethereum o kadar çirkin görünmüyor. Bu hareketi kim yaptırmış diye bakıyorum. Bu hareketi pek de Coinbase yaptırmış mı? BitGo yaptırmış. Ama bu tam çok çirkin bir mum yani, böyle hele kırmızıya dönerse inanılmaz çirkin bir mum. Hele bundan sonraki mum da aşağı imbalanslı bir kırmızı çirkin bir mum olursa var ya, 100x short ya. Aynen. Ben hatta dur telefondan shortlayayım. Ne kadar çirkin yapı şu an. Çok da çirkin değil de birazdan çirkinleşir. Hem Ethereum short hem mum gelmiş. Neyse ya, bunlar airdrop'la ilgisiz şeyler. İki defa yollamış ya. 500 pingli oğlum adam. Yok ya, o kadar çirkin değilmişiz. Ama yani şunu
tık çirkin görünüyor ya. Aykut abi hoş geldin. Neyse ben yayını sonlandırıyorum. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Haftada 3 gün YouTube kanalımızda içerik üretmeye devam ediyoruz. Haftalık yayınlarımızdan paylaşıyoruz. Herkese iyi akşamlar.